Bismillah ve ve selatu ve selamu ala Resulillah. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Evveli, ahiri, zahiri ve batını selamlarız. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun al ve ashabını selamlarız. Her birisi insaniyet semasının en mualla yıldızları, her birisi insaniyet mektebinin en mübarek öğretmenleri olan Resul ve Nebi Efendilerimizi, onların al ve ashablarını selamlarız. Rabbimiz, işimizden doğruyu kolay kıl. Katından destekçilerle bizleri destekle. Ayaklarımızı ve kalbimizi sırat-ı müstakim üzerinde sabit kılın baktıklarımızı görmeyi, gördüklerimizi anlamayı, anladıklarımızı hayata geçirmeyi bize nasip et. Boşa bakanlardan, boşa susanlardan, boşa konuşanlardan ve hasreten boşa yaşayanlardan olmaktan sana sığınırız. Rabbimiz, ertelemekten, üşenmekten, vazgeçmekten. Adam bana ne? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın demekten. Ak koyun ak, Karakoyun karabacağından nasılır demek teranesinden senin alim, senin hakim, senin şafi esmalarına sığınırız. En yakın zamanda, en müsait vesilelerle bizlere şifalar ihsanıyla. Zamanın dört bir dilimde, mekanın dört bir diyarında, ilahi kelimetullah davasında kim hayırlı bir iş işlemiş, kim hayırlı bir söz söylemiş, kim hayırlı bir adım atmış ise razıyız. Razı olunuz, bizi de razı olduklarınızdan kılınız. Rabbimiz, bizleri Müslümanlardan olarak yaşatınız, Müslümanlardan olarak öldürünüz, salihlerin zümresine dahil ediniz. bir bismillah, kudret, kudret vere inşallah bütün derdimiz. Bütün gayemiz. Yarın hemen önümüzdeki bir zaman diliminde birisi, bir münadi, bir tellal çıkıp kara göründü, kara göründü diye ünlemeden evvel. Kara göründü. Kara göründü diye çığırmadan önce adına Dünya denilen bu deryada adına beden denilen aklımızı, irademizi, kararlarımızı kuşatan bu kapta adına dert, bela, musibet denilen fırtınalara karşı kendimizi, yolumuzu, sırrımızı muhafaza edebilmek. Çünkü biliriz ki zaman, mekan ve insan bir araya gelirse muhakkak hemen arkasından imtihan zuhur edecek, imtihan keyfiyeti ortaya çıkıverecek. Derdimiz yolumuzun bizden önceki hayırlı rehberleri, mihmandarları, onların hayatlarına bakıp kendi yolumuzu aydınlatabilmek, içinde bulunmuş olduğumuz fitnelere, bela ve musibetlere karşı onlardan korunabileceğimiz bir güzergah tayin edip onun üzerinde istikamet gösterebilmektir. Rabbimiz işimizi kolaylaştırsın. Bundan önceki iki programımızda kötünün kim olduğunu Hazreti Resulullah Efendimizin ortaya koymuş olduğu bakış açısıyla, ihbar ile beraber sizlerle konuşmuş, tefekkür etmeye gayret sarf etmiştik. Bugün sizinle beraber Abdullah'ı konuşacağız. Rabbisinin kulu olan, Rabbisinin halifesi olan Abdullah'ı konuşacağız. Bazı toplumlar, bazı düşünce sistemleri insanı değerlendiriyorken ortaya koyduğu iş üzerinden değerlendirmiş. İnsana homo sapiens demiş. İnsana homo ludens demiş. İnsana homo faber demiş. İnsana homo erectus demiş. Hep iş üzerinden almış. Hatta bazen oyun üzerinden almış. İnsanı tarif ediyorken oyun oynayan anlamında insanı tarife yeltenmiş. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz, hamd ve senada bulunmuş olduğumuz bu mübarek sistem, bu hikmet silsilesi, bu nebiler yolu ise insanı tarif ediyorken Rabbisine nisbet ile onu tarif eder. Hazreti Resulullah Efendimiz bir hadisi şerifte Rabbin kulunda en çok sevmiş olduğu iki ismin şu isimler olduğunu bize bildirir. Der ki Rabbinin kullarının isimleri arasında en çok sevdiği iki isim Abdullah ve Abdurrahman ismidir. Her iki isimde de kul tarif ediliyorken Rabbisine nisbet ile tarif edilir. Rabbinin kulu, Rahman olan Rabbinin kulu, Allah olan. İlah olan Rabbinin kulu olarak. Şöyle bir düşünün. Sizin hayatınızda da çoğu zaman kendinizi tanımlıyorken bir yere nispet edersiniz değil mi? Filanca milletvekilinin yeğeni, filanca fabrikatörün akrabası, filanca arabanın sahibi, falanca evin sahibi şeklinde kendini nispet ederek tanıtırsınız değil mi? İslam öyle bir nispet, öyle bir karineyle insanın iradesini, aklını öyle bir yere bağlıyor ki Allah muhafaza sapmak, kaybolmak mümkün değil artık. Siz kendinizi tanımlıyorken bir sahip, bir sebep, bir şahit, bir mesned karinesiyle tanımlıyorsunuz. Ey insan, sen yalnız, sen başı boş, sen sebepsiz ve sahipsiz değilsin. Adına stres çağı denilen 21. yüzyılda insanın başına gelen en büyük belalardan birisi psikiyatrlara göre yalnızlık psikolojisidir. İnsan kendisini yalnız hissetmekte ve bu psikoloji kapalı bina sendromu gibi kirli bina sendromu gibi bir takım hastalıklara sebebiyet vermekte. Normal yollardan insanlarla ilişki kuramayan insanlar üretiyorken insanlara değer, topluluğa değer katamayan insanlar tüketiyorken farklı olmak gibi bir hastalığa düşerler. Tanımlanmış bir hastalıktır bu. Psikiyatrlar tarafından tanımlanmış bir sapkınlık halidir bu. Hastalığın ismine dikkat etmenizi istirham ediyorum. Janjanlı paket takıntısı. Ne mi? Şu. İnsanlar dikkat çekebilmek için mümkün olduğu kadar atraktif, mümkün olduğu kadar spektatüler, renkli paketler, içi boş da olsa büyük mağazaların poşetlerini yanlarında taşımak suretiyle insanların dikkatlerini kendi üstlerine çekmeye çalışıyorlar. Çünkü aforizma çok net. Eğer siz kalbinizde farklı değilseniz, kalıbınızda farklı olmaya çalışırsınız. Bu ihanettir. Bu insan olma, halife olma hakikatine ihanettir. Onun için bir an önce gönlün kanallarını açıp üretiyorken farklı olmaya, salih amel üretiyorken farklı olmaya gayret sarf etmelidir insan. Bir an önce insan kendisine el uzatabilecek, kendisiyle dost olabilecek, bu bedenin içinde yalnız olmayıp, bu bedenin içinde Allah Resulü Efendimizin işaret ettiği cennet hakikatini yaşayabilecek, bir bakışa, bir zenginliğe ulaşmak durumundadır. İyi de nasıl? Biz konuşuyorken indi. Biz konuşuyorken kendi kafamızdan, işimize geldiği gibi konuşmaktan imtina ederiz. İmtina etmek durumundayız. Biz eğer gönül pergelimizin bir ayağını bir yere dayamayacak olursak Allah muhafaza kaybolup ve gideriz. Pergenin o ayağı sünnet-i Resul'e, pergenin o ayağı ahkam-ı Kur'an'a, pergenin o ayağı ahlak-ı Kur'aniye'ye tabi olmak durumundadır. Allah Resulü Efendimiz insanı, Nur Abdullah'ı, Abdullah'ı tarif ediyorken şöyle der. Benim ümmetimin en hayırlıları, amin, Amin. Amin. Rabbim o hayırların içinde olmayı bize nasip eylesin inşallah. Bir an önce nasip eylesin inşallah. Üzerimizdeki madde ve manadaki bütün marazlardan, bütün defolardan ona sığınırız. Allah Resulü Efendimiz şöyle der. Benim ümmetimin en hayırlıları bir iyilik yaptıklarından yaptıklarında sevinenlerdir. Benim ümmetimin en hayırlıları bir kötülük yaptıklarında ise Rablerinden bağıştan dileyen kimselerdir. Karne almaya alışıktır insanoğlu. Bazen bir dönemde karne alır. Bazen bir yılda karne alır. Bazen beş yılda karne alır. O karneler o kağıt parçaları onların başarılı veya başarısız olduğunu gösterir. Ama bu çoğu zaman süretadır. Ama bu çoğu zaman yalnızca işin kalıbıyla, yalnızca işin şekliyle alakalıdır. İvan İlgiç, Batı'nın yetiştirmiş olduğu cins kafalardan birisidir muhakkak. Şöyle diyor, bir insanın en çabuk inanacağı yalan kendi kendisine söylediği yalandır. Bizler kendi hayat çizgimizde çoğu zaman bize ne kadar iyi olduğumuzu söyleyen, ne kadar başarılı olduğumuzu söyleyen, ne kadar akıllı olduğumuzu söyleyen yalancı şahitler ararız. Bulamadığımız zamanda, kendimizde bir hata gördüğümüz zamanda hemen düşmanı kendimizin dışına, atarak yahu filancanın yüzünden oldu. Yahu falanca böyle yaptığı için oldu. Yahu yağmur, yahu güneş, yahu elektrik, yahu su, yahu arabanın lastiği diye bahaneler üretir, 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 üretir dururuz. Hazreti Resulullah dedi ki, Elhamdülillah ki böyle bir peygamberin öğrencileri, Böyle bir peygamberin talebeleriyiz. Ne büyük saadet, ne büyük devlet. Sizin içinizden birisi zaman bozuldu. Zaman bozuldu. Zaman bozuldu diye konuşacak olursa biriniz ki o bozulmuştur. Sizin içinizden birileri insanlar herak oldu. İnsanlar helak oldu, insanlar helak oldu diye konuşacak olursa biliniz ki o bozulmuştur. O halde yapılacak şey ne? Bir elinizle diğer elinizi tutmak. O halde yapılacak şey ne? Mazi ile atiyi birleştirmek. O halde yapılacak şey ne? Gönül ile akıl arasındaki izdivacı sağlamak. Yani... Sizin işinizdeki farklı alemler arasında kanallar, köprüler oluşturmak. Sizin içinizde birbirinden çok uzak, birbirine pek bayit olan alemleri birbiriyle mezzetmek, cemmetmek, gözünüzle kalbinizi buluşturabilmek, dilinizle kulağınızı buluşturabilmek. Bu ne zor bir iştir. Doğru. Bu ne meşakkatli bir iştir. Doğru. Ama emin olunuz ki bu kainat seremonisi içinde bundan daha keyifli, insanı daha aziz, insanı daha kerim kılan bir başka uğraşı yoktur. Çünkü bir insanı en çabuk yükselten çünkü bir insanı en yukarıya çıkartan şey bir insanın kendi üzerine basarak çıkmasıdır. Kendi hatalarının, kendi yanlışlarının üzerine basarak çıkmasıdır. Göz yaşından karılmış bir asansör inşa etmesidir. Rabbim kendi hakikatinin farkında, kendi yanlışının kendi hatasının farkında olanlardan olmayı bize nasip eylesin. Bu yalnızca bir girişti. Şimdi Abdullah olmanın yolu, tarihi Abdullah'ın nasıl bir yol olduğunu adım adım, merhale merhale Rabbimin izin ve keremiyle beraber sizlerle mütala etme, tefekkür etmek niyet ve niyazındayız. Allah işimizi kolaylaştırsın. Abdullah olma keyfiyetinin nacizane bizce en önemli fasıllarından birisi şudur Bir işe başlanıyorken bir söze girişiliyorken bir konuda karar veriliyorken mümkün olandan başlamak gibi bir hakikat ve keyfiyetle hareket etmek Bazen özellikle genç kardeşlerde çok fazla görüyoruz bunu Konuşuyorlarken etraflarında bir karamsarlık tablosu. Ellerinin altındakileri değil, ta ötelerde, ta falanca yerlerdeki bir şeyleri arama düşüncesi. Allah kendisinden razı olsun. Allah kendisini aziz eylesin. Allah gani gani tepesinden aşağı bütün nimetleri yağdırsın. Üniversite ikinci sınıftayım. Pek değer verdiğim, pek aziz bir ağabeyle sofrada oturmuşuz. Mercimek çorbası ve makarna yiyoruz. Gözlerinin içine baktım dedim ki abi birden aklıma geldi abi bereket nedir dedim. Elimi tuttu ve dedi ki bereket önündekinin elindekinin kıymetini bilmektir. Bir anda beynimin pistonları bir anda ruhumun bütün dişlileri harekete geçti. Sonra devam etti. Bereketsizlik elindekini gelene kurban etmektir. Yani bugünü ne olup ne olmayacağı belli olmayan bir hayal olan yarına kurban etmektir. Bu su Rabbimin büyük bir nimeti. Amin. Bu imkanlar Rabbimin büyük bir nimeti. Amin. Aldığım bu nefes, Rabbimin büyük bir nimeti. Amin. Bu el, bu kulak, bu göz, Rabbimin büyük bir nimeti. Amin. Teslim oldum. Rabbim sen kerimsin, sen cevatsın. Bu bereket. Peki bereketsizlik ne? Bu saçlar. Aman Allah'ım. Niye? Niye dökülüyor? Bu su. Ya Rabbi. Daha iyisi var mı? Ben daha iyisine layığım. Daha iyisine el yakın. Hafezen Allah. Allah muhafaza buyursun. İşte bu depresif ruh hali. Dünyayı yaşanılmaz bir yer haline dönüştürür. Hazreti Ayşe validemiz şöyle diyor. Hazreti Peygamber iki seçenek arasında kalacak olursa kolay olanı ve mümkün olanı tercih ederdi. Rabbim bizlere tarihi Abdullah'ın Abdullah olma keyfiyetinin ve hakikatinin birinci şubesi, birinci faslı olarak açmış olduğumuz mümkün olandan başlamak, kolayı görmek, kolayı tercih etmek keyfiyetini kendi hakikatinde yaşayanlardan olmayı nasip eylesin. Rabbim bizi belirsizliğin, müphemiyetin dar koridorlarında, belirsizliğin, müphemiyetin çıkmaz sokaklarında ufuksuz bir şekilde yaşamaktan muhafaza buyursun. Rabbim eşyanın üzerindeki perdeyi kaldırsın, bize onu olduğu gibi göstersin. Eşyayı bizim ona ulaşmamıza engel olacak bir şey değil hülasa bizim ona yaklaşmamızı kolaylaştıracak bir vesile kılsın. Gözlerimize nur, kulaklarımıza nur, dilimize ve gönlümüze nur versin. Nurumuzu artırsın. Ya Rabbi, bizi Müslümanlardan olarak yaşat, Müslümanlardan olarak öldür, salihlerin zümresine dahil et. Buradan devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.